Merhabalar değerli izleyenler. Sesimizin, soluğumuzun, yüreğimizin ulaştığı her yere, herkese selamlarımızı, sevgilerimizi göndererek bugün başlıyoruz programımıza. Bugün program konuğumuz uzman psikolog Sayın Zeynep Bayrak hocamız bizimle ve biz bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ruh sağlığı ve maneviyat ilişkisi dedik ve detayları tüm merak ettiklerimizi sizler adına da Sayın hocamıza sorup değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve ben sizler adına Sayın hocamıza hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Kıymetli hocam. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, elhamdülillah. Bugün gerçekten önemli bir konu. Şöyle bir baktığımda benim alanımın dışında olan bir konu. Evet. Psikoloji kısmı sizin uzmanlık alanınız. Ben de çok merak ediyorum. Bugün izleyenlerimiz de böyle. Ben de kulaklarımı açıp can kulağıyla sizi dinleyeceğim inşallah. Ruh sağlığı dedik. Aslında biz bu konuyu seçerken çok heyecanla seçtim. Hakikaten çok merak ettiğim de bir konu. Çünkü totalde biz aslında ruh sağlığı ve maneviyat dediğimizde hocam insanı konuşmuş olacağız. Evet. Biz insanı tanımlarken hep şöyle tanımlarız ya. İnsan işte biyolojik, psikolojik, sosyolojik, maneviyatla ifade ederiz. Evet. Yani insanın biyo, psiko, sosyo ve maneviyat. Maneviyata baktığımızda hocam aslında eksik kalan, çok da fazla ifade edilmeyen kısım bu maneviyat kısmı. Evet. Biraz bugün maneviyattan bir sorayım. Acaba maneviyat dediğimizde bizim algıladığımız türden bir maneviyat tanımı mı yapacaksınız? Bizim ufkumuz eminim ki çok bugün daha böyle vizyon olarak daha farklı bir bakacağız. Hocam maneviyat nedir dersem neler söylersiniz? Buradan bir giriş yapalım isterseniz. Şimdi maneviyat, ben bir psikolog olarak bunun değerlendirmesini yapacağım. Tabii ki ilahiyat camiası daha farklı bir şekilde ele alıyordur. Evet. Maneviyat dediğimiz şey kişinin iç dünyası ile ilgili olan her şeyi kapsıyor aslında. Evet. Hayata verdiğimiz anlam, yüklediğimiz anlam, hayattaki amacımız. Çünkü anlam vermediğimizde hayat bir boşlukta ilerlemiyor. Dolayısıyla bir hiçliğe doğru gitmiş oluyoruz. Ve anlamsız bir hayat yaşamak da çok kaliteli şeyler sunmuyor önümüzde. Çok kaliteli seçenekler çıkarmıyor. O yüzden maneviyatı kişinin iç dünyası ile ilgili olan her şey, hayata verdiği anlam, hayattaki amacı olarak tanımlayabiliriz. Yine hani bu da kendi içinde üçe ayrılıyor. Bir insan temelli maneviyattan söz ediliyor. Yine bir tanesi doğa temelli maneviyat. Ve sonuncusu aslında bizim maneviyat kavramından bahsettiğimizde çok alışık olduğumuz tanrı merkezli maneviyat olarak nitelendiriliyor. Fakat hani ben bu üçüncüsünün üzerinde daha çok durmak istiyorum. Çünkü hepsini kapsadığını düşünüyorum. Şimdi biz hani manevi temelleri olan bir insansak, maneviyatımız güçlüyse eğer insan merkezli olan maneviyata da, insan ilişkilerine de, insanla olan her şeye de değer vermiş oluyoruz. Yine keza doğayla olan ilişkilerimizde işte bir çiçeğe, ne bileyim bir hayvana da değer vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bu üçüncü faktör çok önemli. Tabii ki bu belli bir maneviyat anlamında bir şeye inananlar için. Ama inanmayan insanlar için de mutlaka hayatına kattığı bir anlam vardır. Yani manevi bir figür mutlaka hayatında vardır. Eğer yoksa o en başta bahsettiğim gibi hiçlik, hiççilik denen duruma sürükleniyor ve belli bir süre sonra hayat yaşanmaz hale, çekilmez hale gelebiliyor. Bu doğrultuda da çok kaliteli bir yaşam sürecinden söz etmek mümkün olmuyor. Hocam o zaman şunu söyleyeceğim, şunu anlıyorum. Bizim hayata yüklediğimiz anlam aslında maneviyatın ta kendisi. Aynen öyle, evet. Biz şimdi genelde maneviyatı kullanırken maddi ve manevi diye ifade kullanıyoruz ya. Evet. Sanki maneviyat böyle dinin içinde gibi algılanıyor. Aslında dünyada şöyle bütün dünya literatürüne baktığımızda maneviyatın hocam böyle kitaplardan okuduğumdan tabii bunu bu şekilde söyleyebilirim. Kitaplardan okuduğum kadarıyla dedim ya benim kendi alanım değil bu. Hani bazı anlayışa göre maneviyat dinin tamamen dışında.
bazı anlayışa göre, yanlış söylüyorsam beni lütfen düzeltin, maneviyat dinin içinde sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı anlayışa göre de maneviyat din değildir ama din de maneviyatın bir unsurudur. Evet. Olarak algılıyorum. Bana göre de hakikaten bu üçüncü anlayış olmalı. Çünkü insan hayatına bir anlam, bir amaç yüklüyor. Değil mi hocam? Hayatın anlamı zaten bir amaç, bir anlam yüklemek, amaç yüklemek. Dediğiniz gibi hayata baktığımızda sadece uyumaktan, gezmekten, işte yatmaktan, konuşmaktan ibaret değil. Elbette. Biz hocam insan olarak şöyle baktığımızda bir kahveye bile bir anlam yüklüyoruz aynen ya. Öyle. Hani diyoruz ya, bir kahvenin bile 40 yıl hatırı vardır. Dediğiniz gibi hayatın hiçbir anlamı olmazsa bu sefer ne olacak? Bir hiçlik olacak, bir yokluk olacak. Allah muhafaza, bu da insanı nihilizme götürür diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim isterseniz hocam. Psikolojik iyi oluş dersek, arkasından da manevi iyi oluşu buluşturursak neler söyleriz? Önce bir psikolojik iyi oluş ne demek? Çünkü bunu ben de çok fazla bilemiyorum. Manevi iyi oluşla da devam edelim. Şimdi psikolojik iyi oluşun tanımını kısaca şöyle yapabiliriz. Kişinin amaçlarının, farkındalığının, potansiyelinin, yapabildiklerinin, yapamadıklarının bir şekilde farkında olması, diğer insanlarla ve çevreyle ilişkilerinin daha stabil, daha güzel bir ivmede ilerliyor olması ve hayatını anlamlı hale getirerek yaşaması, hayatını değer odaklı yaşaması olarak, kaliteli bir yaşam sürme süreci olarak psikolojik iyi oluş halini kabaca tanımlayabiliriz. Yine manevi iyi oluş da yine kişinin değerlerinin daha tutarlı, daha dengeli bir biçimde yaşam sürecinde ilerlemesi, inancının sağlamlığı. Yani bu hani sadece bizim dinimizi baz alarak söylemiyorum. Her dine saygımız, her inanışa saygımız var. Her neye inanıyorsa, hayatının temelinde ne varsa, neye anlam yüklüyorsa, bu inandığı bir din de olmayabilir. Bunun sağlamlığı, yani bir amaç, bir hedef doğrultusunda yaşamak olarak tanımlayabiliriz manevi iyi oluş halinde kısaca. Şimdi hocam psikolojik iyi oluşa bir baktığımda aslında şunu mu anlıyorum? Bireylerin hayatındaki amaçlarının farkında olup olmaması, potansiyeli konusunda da farkındalığını ve diğer ilişkilerinde de, insan ilişkilerinde de ilişkilerinin niteliğini ifade eder. Evet, evet. Bunu kısaca mu anlıyorum? Kısaca evet, böyle tanımlayabiliriz. İnsan ilişkilerinde, kendiyle olan ilişkisinde ve yaşam sürecine kattığı anlamlarla, değerlerle daha doğru bir çizgide ilerlemesi olarak tanımlanabilir. O zaman hocam şunu yapmak gerekiyor o zaman o halde. İnsan psikolojisini hani yükseltmek için kendini bilmek mi ya da hani nasıl söylenir, öz saygı, öz merhamet mi? Bunların hepsini o zaman bir dengede tutmak. Evet. Merhamet, maneviyat ilişkisine baktığımızda da dediğiniz gibi ben İslam çerçevesinden bakayım, İslam dini açısından bakayım. Hani Yüce Allah'ın o zarif çağrısına karşı kulun gücü nispetinde cevap verebilmesi. Dedik ya hani maneviyat boyutunu biz kendi algıladığımız gibi işte maddi manevi sanki sadece dinin içerisindeymiş gibi algıladık ama sizin bu tanımınızda da bütün dinleri kapsayan aslında bir durum. Elbette. Yani bütün dinlere, hangi dine mensup olursak olalım ya da hangi ideolojiye ya da hangi mezhep meşhep, artık bunun ismini siz ne dersiniz. Bütün her şeyin içinde aslında bir maneviyat var. Çünkü hayatın anlamlanması gerekiyor. Bir hayatın amacının olması gerekiyor. Evet. Değil mi hocam? Eklemek istediğiniz var mıydı buna? Yani bir de şöyle, siz de çok güzel tanımladınız. Aslında maneviyatın temel amacını şöyle de ifade edebiliriz. Yani hayatımızda anlam katmanın ötesinde biz öylesine yaşayan varlıklar değiliz. Öylesine dünyaya işte gelmiş, zamanı doldurup gidecek varlıklar değiliz. Bu noktada da hayatın o anlamlandırma sürecinde işte maneviyat
asıl hani burada kendini gösteriyor. Yani bizim biz hani kendi inanışımıza göre, kendi dinimize göre yüce yaratıcımıza inanıyoruz elhamdülillah. Evet. Ama inanmayan bir insan için odağına koyduğu farklı bir şey. Hayatına anlam katan bir şekilde onu hayata dair motivasyon yükleyen o kişiye. Ya da işte farklı bir inanışta olan birinin ne bileyim işte bir kiliseye gidip ibadet etmesi. Yani bir yaratıcı, bir güce evrende tek olmadığımızı, bir sahibimizin, bir yönetimin, bir çekip çevirenin olduğuna inanması aslında. Şimdi insanlar bunu kaybettiğinde, bu ivmeden çıkıldığında hayat bir şekilde anlamını, amacını, o maneviyatı kaybediyor. Dolayısıyla o işte nihilizm, hiççilik denen duruma doğru sürükleniyor. Hayattaki anlamı bulamayınca insanlar da tamamen bir boşlukta bir şekilde savrulup tabiri caizse gidiyorlar. Ve hayatın hakikaten dolu dolu yaşayamıyorlar. Belki de çok olmasını istemediğimiz bir şekilde sonlandırmayı tercih ediyorlar hayatlarını. Hayatına anlam veremeyen insanlar hocam, şunu diyeyim. Hı-hı. Ağır bir depresyonla karşılaşabiliyor. Tabii ki. Mutlaka bir hayatın bir anlamı olması gerekiyor. Yani biraz evvel de dedik ya, bir kahvenin 40 yıl hatırı aynen varsa, biz bir kahve fincanına bile, bir kahveye bile anlam yükleyebiliyorsa, hayatımıza da bir anlam yükleyebilmeliyiz. Şimdi hocam bir örnek geldi aklıma. Hı hı. Şimdi örneğin çocuklarımız var, gençlerimiz var. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Hı hı. Hani diyoruz ki biz iyi bir üniversite kazansın. Ama iyi bir üniversite kazansın, çok iyi paralar kazansın. Büyük büyük insanlar olsun vesaire. Şunu hiçbir zaman söylemiyoruz. Genelde duyduğumu söyleyeyim. Hı hı. Ya örnek veriyorum kendi kızımdan diş hekimi. Ya hı hı. kızım tamam güzel bir üniversite okudun. İşte en iyi şekilde insanlara faydalı ol. Hı hı. Yani yapabileceğinin en güzeli olsun. İşte evet. hayatına bir anlam kazandır, anlam hı. ver. Gelen danışanlarına hı hı. en faydalı olabileceğin şeklinde yaklaş. Hı hı. Aslında biz kendimizi biraz şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor gerçekten. Evet. Yaptığımız hatalar da var. Değerli hocam, şimdi manevi iyi oluş dedik. Manevi iyi olma, maneviyatla güçlü psikoloji arasında herhangi bir bağ var mı? Hı hı. Ya da bu bağ insanları nasıl etkiler? Hı hı. Buradan bir devam edelim. Kesinlikle var. Bununla ilgili çok sayıda araştırma da var. Birazdan onları da ifade etmeye çalışacağım. Şimdi insan, siz de başta bunu belirttiniz. Biyopsikososyal artı manevi bir varlık. Hı hı. Bunu psikolojinin temelinde olan, kurucularından olan Jung'un da ifade ettiğini biliyoruz. Bu maneviyat psikolojisiyle çok ilgileniyor, yakından ilgileniyor. Ve insanın maneviyat kavramı olmadan tam olarak tanımlanamayacağı görüşünü ortaya koyuyor, savunuyor. Ve hayatının büyük bir bölümünde bu çalışmaları adıyor. Ama kendinin bizim hani nitelendirebileceğimiz net bir inanışı yok Jung'un. Fakat maneviyatın çok önemli olduğunu her seferinde vurguluyor. O yüzden hani maneviyat bilimsel olarak da hakikaten psikolojiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yine hümanistik psikolojide de maneviyat vurgusu çok fazla var. Bu 60'lı yıllarda daha çok gelişiyor hümanistik psikoloji. Yani maneviyatın insanın incelenmesinde, araştırılmasında, bir şekilde geliştirilmesinde, davranışlarının daha doğru yönetebilmesine yönelik adım atmasında maneviyatın çok ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyorlar bu saydığım bilimsel veriler hı hı. Bilim adamları. Dolayısıyla maneviyat kesinlikle psikolojiyle doğrudan ilişkili diyebiliriz. Ve hayata anlam yüklemede, bir misyon edinmede de çok önemli. Bunu özellikle vurguluyorum. Her soruda bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü maneviyat sadece hani bir din, bir inanış biçimi olarak ele alınmamalı. Siz de ifade ediyorsunuz. Hayatı bir şekilde anlamlandırmaya yönelik olan her şey, hayata anlam kazandırmaya yönelik olan her şey aslında maneviyat. Yani bunu bilimsel çalışmalar da ifade ediyor. Mesela Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma benim çok ilgimi çekmişti.
maneviyatı yüksek kişilerin bir şekilde bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Yani artık hani bu ne bileyim dua edince mi bir şekilde onu hücrelerimiz hissediyor ya da işte bir inanış biçimi, bir var olma biçimi, hayatı işte bizi güdüleyen bir takım hedefler olarak da nitelendirebiliriz. Bu çalışma aslında bunu ortaya koyuyor. Yani maneviyat çok önemli. Yine kanser hastalarıyla ilgili yapılan bir çalışmada ağır kanser hastalık sürecini yaşayan hastalara yönelik yapılan bu çalışma maneviyatı yüksek olan hastaların maneviyat sürecini daha düşük olan hastalara göre çok daha hızlı iyileşme gösterdiği, çok daha hızlı tedaviye yanıt verdiğini gösteriyor. Yine farklı bir çalışmada da dua eden hastaların dua etmeyenlere oranla çok daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdiklerini ortaya koyuyor. Ya da dolayısıyla yani insan bir bütün, biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak bir bütün ama bunda maneviyatın etkisi de yatsınamaz. Yani maneviyat insanın fıtratında aslında olan bir şey. Sadece biz yaşam içinde onu nasıl ortaya çıkaracağımızı bulmalıyız. Dolayısıyla hani bu bulma çabasına da girersek daha anlamlı, daha güzel bir hayat yaşamaya yönelik adım atmış oluyoruz. O zaman maneviyat kişiye huzur verir, her şey daha sağlıklı bir şekilde ilerler, hayatımız düzene girer hocam. Aynen, ben onu anlıyorum. Evet. Dediğiniz gibi maneviyat kısmı sadece bizim dinimize özgü bir şey değil, tüm dinlerde bu aynı şekilde. Kişinin hayatında bir güzellik varsa, bir huzur varsa maneviyatının gerçekten güçlü olmasına bağlanıyor. Hı hı. O zaman hocam şunu söyleyeyim, hangi dinde olursak olalım ibadetlerimizi aslında fazlalaştırmak. Belki siz de söyleyeceksiniz biraz sonra ilerleyen dakikalarda. Belki hayat kalitemizi yükseltmek, spor yapmak, hobilerimizi artırmak vesaire mutlaka siz de değineceksiniz bunlara. Hocam şimdi zor zamanlar dediğimde, şimdi maneviyat ve psikolojik iyi oluşu etkiler mi bu zor zamanlar? Ya da zor durumlar karşısında şöyle mi yaparız acaba? Güçlenerek ilerlemek mi? Ya da o zorluk karşısında böyle kendimize o zorluğa odaklayıp kendi ilerleyişimizi baltalamak mı? Yani zorluklar karşısında maneviyatımızı, psikolojik iyi oluşumuzu biz nasıl yöneteceğiz? Şimdi zorluklar karşısında tabii ki baltalamayacağız kendimizi mümkün olduğunca. Bir şekilde o zorluğun geçici bir süreç olduğunu her seferinde kendimize hatırlatmalıyız öncelikle. Çünkü zaten dünya kalıcı değil. Yani bizler ne yaşarsak yaşayalım her yaşanılan sıkıntının bir sonu var. Ve netice itibariyle bizden önce yaşadığımız her neyse o sıkıntıyı, o sorunu yaşayan belki milyarlarca insan olduğu sadece biz de bunu yaşamıyoruz. Önce bunu kendimize bir telkin etmeliyiz. Onun haricinde zor zamanlarda psikolojik ve manevi olarak elbette hani bir şekilde etkileniyoruz, yıpranıyoruz, üzülüyoruz. Ancak böyle durumlarda zamanla bizi ayağa kaldıracak, bir şekilde hayatımızda hani kaldığımız yerden devam etmemizi sağlayacak, o gücü kendimizde bulmamızı sağlayacak işte o maneviyat noktası burada devreye giriyor. Hı hı. Hayata yüklediğimiz anlam. Yani İsrail'e ben bugün bu programda bunu sürekli vurgulamak istiyorum. Çünkü danışanlarımdan da hani çok şahit olduğum bir durum bu. Yani hayattaki anlamlarını, amaçlarını insanlar biraz karıştırıyorlar, bulamıyorlar gibi. Mesela verdiğiniz bir örnek vardı az önce. Çocukların işte iyi para kazanması beklenilen bir şey ama hani iyi bir insan olma, erdemli bir insan olarak yetişmesi çok tembih edilen, beklenilen bir durum değil. Yani burada işte amaçla araç karışıyor. Para kazanmak aslında hayatta bir araç. Ama biz sanki amaçmışız gibi bir şekilde odak noktamızı alıyoruz ve hani o doğrultuda yaşamaya başlıyoruz. Para kazanıyoruz bu sefer. O da mutlu etmiyor, o da yetmiyor. Ya da işte ne bileyim çok iyi bir okula gitmek, çok iyi bir eğitim almak çok hani hayatın anlamı merkezinde gibi geliyor.
Bunu da başarıyoruz. O da yetmiyor. Yani bir boşluk hissi sürekli oluyor. Çünkü amaçlarla araçlar birbirine karışıyor. Şimdi o yüzden hani bu zor zamanlarda amaç ve aracı birbirine karıştırmadan hayat yolculuğumuzda bizi tetikleyen, ilerlememizi sağlayan, o bizi bir şekilde motive eden güç, kaynak ne? Bunu bulmak önemli. Ve buna sarılmak, buna tutunmak önemli. Zaten böyle bir gücü biz keşfettiysek, bu manevi anlamda bu desteği hissediyorsak, sarılacağımız, tutunacağımız bir takım değerler, anlamlar varsa, anlam yüklediğimiz şeyler varsa, bir inancımız varsa mesela, işte bir dua edebiliyorsak zor zamanlarda, bir şekilde yaratıcıyla bağ kurduğumuzu hissediyorsak, ne şekilde yaparsak yapalım bunu. Bir şekilde hani kendimizin o zorluklardan çıkma sürecinin daha kolaylaştığını fark edip, hissedip o gücü, o motivasyonu daha çok buluyoruz kendimizde. Bununla ilgili sevdiğim bir söz var. Her gün yeni kaleler yapacak azim ancak maneviyatla olur diye. Hakikaten öyle. Yani zorluklar bizi yıkacak, bir şekilde devirecek. Belki hani altından kalkamayacağımızı düşüneceğiz ama o maneviyatı, o anlamları, o gücü buldukça tekrar sil baştan, tekrar baştan. Hayat böyle bir yolculuk çünkü. Hocam zor zamanlarda dedik, psikolojimizi etkiler mi diye sorduğumda, şimdi yani kontrolümüz dışında gelişen olaylar karşısında aslında sağlam durabilmek, dik durabilmek, hani tabiri caizse bunu yapabilmek, yani olayın iyi yönden ele alıp değerlendirmek gerekiyor aslında. Belki bu biraz zor ama başarılamayacak da bir şey değil. Bu da elbette ki çaba göstermek gerekiyor. Hocam aslında şunu demek gerekiyor. Bu da geçer yahu demek evet. gerekiyor. Bunu başarabilirsek aslında hayat daha da anlamlı hale gelecektir. Buyurun hocam, ne söylersiniz? Evet. Yani hani reklam arasından önce bahsettiğim gibi şimdi zor zamanlar mutlaka olacaktır hayatta. Tek bir ivmede ilerlemiyoruz. Ama ifade ettiniz, bu da geçer yahu demeliyiz. Yani demek zorundayız aslında. Çünkü hayatta başımıza gelen her şey, şöyle geriye dönüp bir baktığımızda bir şekilde geçmiş, bir şekilde onları aşmışız. Bir de bu hocam başımıza gelebilecek her türlü olumsuz olay insani bir durum olduğunu bilmek gerekiyor. Tabii ki. Yani tabii, bunlar elbette. Hepsi iyilikte. Çünkü hayata baktığımızda hayatın içinde iyilik de var, güzellik de var, olumsuzluklar da var. Evet. Ki imtihan olsun, adı da bu imtihan tabii. aslında. Buna da göğüs germek gerekiyor. Bunu güzel karşılamak gerekiyor aslında. Evet. Yani olumsuzluklar hep var, olacaktı. Yani toz pembe bir hayat söz konusu değil. Mümkün değil. Yani yürüdüğümüz yolda çiçekler de olacak, dikenler de olacak. Ama biz bakış açımızda çiçekleri daha çok görmeye kendimizi odaklarsak o zorlukları daha kolay yaşarız. Ama dikenleri görmeye kendimizi odaklarsak tabii ki yani o süreç bizi daha çok yorar, yıpratır. Ama bu zorluklarla mücadele etmede mümkünse hani maneviyatımızı işte bu noktada çok önemli. Diri tutmak, güçlü tutmak. Bunların sadece bizim başımıza gelmediğini bilmek. Bizden önce birçok insan benzer süreçleri yaşadı, yaşıyor belki. Dünya üzerinde milyarlarca insan var. Ve her biri bir zorlukla sınanıyor. Belki bizim uzaktan çok böyle hiçbir şey yok. Yani ne kadar güzel, çok hani hep stabil giden, bir ivmede giden hayatı olan insanlar var. Dediğimiz insanların hayatlarında bile mutlaka zorluklar var. Mutlaka inişler, çıkışlar var. Ama bir şekilde demek ki o insan onunla mücadele etmeyi, o manevi gücü keşfedebilmiş ve hayatına bir şekilde adapte edebilmiş ki ne kadar güzel. Hani uzaktan baktığımızda o zorluğun içindeki biz aslında kolay yönü görüyoruz. Kolay yanı görüyoruz. İşte bunu da biraz kendimize örnek alarak çiçeklere daha çok bakmaya çalışarak yönelimimizi dikenlere değil çiçeklere yönelterek bir şekilde o zorlukların geçici olduğunu bilerek ve birçok insanın bunları yaşadığının ve bir şekilde üstesinden gelebilmek için gayret gösterdiğinin farkında olarak hayatımıza devam etmeliyiz. Yani her zorlukta yıkılmamalıyız.
Yıkılsak bile çabucak toparlanmak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Yoksa aksi takdirde bu hayat serüveni çok zor bir hale geliyor. Kesinlikle hocam. Olaylar karşısında dik ve sağlam durmak, evet, biraz önce de söylediğim gibi bu biraz hem sağlam psikolojiyi gerektiriyor hem de biraz çaba gerektiriyor hocam. Yine örneklere baktığımızda intihar edenlerden hani birinin arkasından böyle bir not okumuşlardı, onu duymuştum, çok etkilenmiştim. Her şeyim var diyor, param var, pulum var, herkese yetecek kadar var ama mutsuzum. Hani başka bir şey aranmasın intiharımın arkasında, ben mutsuzum. Buna da baktığımda gerçekten maneviyatın eksikliğini de görebiliyoruz. Evet. İşte zor durumlarda bununla başa çıkabilmek, evet, bunu göğüsleyebilmek, buna bir çaba harcayabilmek. Dediğim gibi, dervişin dediği gibi daha doğrusu, bu da geçer yahu diyebilmek. Evet. Şimdi hocam, ruh sağlığı ve maneviyatımızın güçlenmesi için aslında bana göre tüm konuştuklarımızın bir özeti niteliğinde olacak belki ama neler yapmalıyız da biz bu ruh sağlığımızı güçlendirelim, maneviyatımızı güçlendirelim, ne yapalım hocam, neler söylersiniz? Evet. İlk olarak kendimizi iyi tanımalıyız, iyi bilmeliyiz. Yani ben kimim, hayata geliş amacım ne, ne istiyorum, neleri hedefliyorum, beni motive eden kaynaklarım neler, bunların bir farkında olmalıyız. Fakat bu tanıma süreci tabii ki bir anda gerçekleşmeyecek. İnsan ömrü uzun bir yol, Allah ömür verdiği sürece. O yüzden yani basamak basamak kendimizi gözlemlemeliyiz. Değişen durumlar ne? Kaldıramadığım şeyler ne? Kaldırabildiğim şeyler ne? Gibi hani basit aslında notlar alarak bile bunu yapabiliriz. Ama kendini tanımak bu durumun temel basamağı olarak hani ifade edebilirim. Bir diğer önemli madde olarak söyleyebileceğim, hayatımızda yer alan araç ve amaçları birbirine karıştırmamak. Hani az önce işte verdiğiniz örnekte o intihar eden ve arkasından not bırakan kişi, her şeyim var ama mutsuzum. Neden? Çünkü her şey olmak hayatın amacını karşılamıyor. Her şeyin olması bir araç. Bir sürü aracım var. İşte araba bir araç, iş bir araç, kazandığı para, eğitimi, kültürü, bunların hepsi bir araç. Ama bunları değerli, kıymetli hale getiren amaç. Bunları ne yönde kullanıyor? Niçin bunların sahibi olduğunun farkında mı? Doğru yerlere kanalize edebiliyor mu bu varlıklarını? İşte bu noktada amaçlar devreye giriyor. Ve bunun ayrımını sağlıklı yapabilen kişi araçları ve amaçları daha kaliteli, daha maneviyatı yüksek bir hayat yaşıyor ve hayatından doyum alıyor, lezzet alıyor. O yüzden hani bunun ayrımını gerçekten sağlıklı yapmak gerekiyor. Bir diğer önemli nokta, içsel motivasyonumuzu, içsel kaynaklarımızı, bizi hayata karşı bir şekilde motive eden her neyse, yüklediğimiz anlam her neyse onu canlı ve diri tutmak. Yani işte anlam, hayatımıza anlam kazandıran şey iyilik yapmaksa, bu bizi motive ediyorsa bunu daha çok arttırmak, hani yani kendimizle bir yarış içine girmek, o motivasyonu yükseltmek adına bu çok önemli olduğunu düşünüyorum bu noktanın. Bir diğer nokta, kendimize hata yapma payı bırakmak, o toleransı tanımak. Çünkü biz mükemmel varlıklar değiliz, hiçbir insan değil. Biz yani hata yapabilen, hataya bir şekilde açık varlıklarız. Çünkü zaten hani Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor, hani eğer siz hata yapmasaydınız, değil mi? Ve bir şekilde tövbe etmeseydiniz, sizi işte helak eder, yerinizde farklı bir kavim yaratırdım. Dolayısıyla biz hani hata yapabilen varlıklarız. Yani bunu başta bir kabul etmek gerekiyor. Mükemmeliyetçiliği bırakmamız gerekiyor. Aman her şey kusursuz olsun, mükemmel olsun, hiçbir konuda hatam olmasın, çok düzgün bir yaşantı süreyim. Bu çok mümkün değil. Biz bir şeyleri doğru yapabilsek bile hayat bir sınav. Karşımıza çıkan insanlar hata yapabilir. Onların hatasından etkilenerek kendimizi bir yanlışın içinde bulabiliriz. Yine hani kullandığımız birçok araçtan dolayı bir hatanın içine kendimizi çekmiş olabiliriz.
O yüzden hani hata yapmayı, hata toleransını mutlaka kendimizde bir tanımamız gerekiyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa narsistik bir yapılanmaya doğru insan gidiyor. Ve bu noktada işte kişilik problemleri, bir takım psikolojik semptomlar göstermeye başlıyor. Bunun önüne geçmede biz kusur işleyebilecek varlıklarız. Ve çok normal, yani hata yapabiliriz. Önemli olan o hatayı bir şekilde düzeltmek adına ne yapıyorum'a bakmak. Yine bir diğer nokta, hayatta bir misyonumuzun olması. Yani işte belli kurumlarda görürüz, kurumun işte misyonu, vizyonu bir şekilde belirtilir. Evet. Değil mi? Bunları hani okuruz, bilgi ediniriz. Aynı bizim de bu şekilde hayattaki misyonumuz ne? Ne amaç edindik? Yani niye amaçlıyoruz? Hedefimiz ne? Bu dünyada sonuçta kalış sürecimiz sınırlı ve bu sınırlı süreç içinde neleri gerçekleştirmek istiyoruz? Ve bu gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz şeyler bize ne katacak? İnsanlığa ne katacak? Bunların farkında olarak bir misyon doğrultusunda yaşam sürmek önemli. Bir diğer nokta, zor süreçlerin aşılabileceğini, üstesinden gelinebileceğini bilmek. Az önce ifade ettiğim gibi bunu yaşayan sadece biz değiliz. Bu bilince sahip olmak, yani milyarlarca insan var ve hepsi benzer zorluklarla, belki de aynı, birebir aynı zorlukla bir şekilde imtihan oldu. Ama bunu da aşacağız, bunun da üstesinden geleceğiz bilinciyle hayatımızı devam ettirmek. Kainatı ve doğayı tanımak, bu da çok önemli. Yani sadece hani insani ilişkiler, insani çerçevede yürütülen bir hayatla bir yere kadar yol alabiliyoruz. Ama bizim dışımızda da varlıklar var. Bizim dışımızda koca bir kainat var. Bunların da bilincinde olmak, tanımak, doğayla haşır neşir olmaya çalışmak bir şekilde. Bu da hakikaten önemli. Başkalarını da düşünerek bir hayat sürmek. Çünkü biz yalnız değiliz. Bizim dışımızda hani bencilce hareket etmemeliyiz. Birçok insan var. Çevremizde olan var. Belki hani mesela göremediğimiz, dokunamadığımız dünya üzerinde birçok insan var. Bunların hepsini düşünerek işte yere bir çöp atmamak bile. Yani bu o ince düşünceyi bir şekilde hani sürdürmek, işte doğaya zarar vermemek, insanların zarar göreceği herhangi bir şey, bir davranış kalıbı içerisinde bulunmamak. Bunlar hakikaten çok önemli. Bunlar aslında bizim maneviyat dediğimiz unsurun temelleri, manevi değerlerimiz olarak da nitelendirilebilir. Ve iyilikleri daha çok görmeye gayret etmek. Yani yanlışların üzerine çok fazla gitmemeye çalışmak. Daha çok hani iyilik bazlı yaşamak, düşünmek, adım atmak. Bunlar önemli noktalar. Hocam iyilik dedik, güzellik, affedici olmak. Kesinlikle, aslında affedici olmak. Evet, evet. Dediğiniz gibi yaşanan o sıkıntıların insan unsurlu olduğunu bilip herkesin başına gelebileceğini belki bilmek. Hayat kalitemizi yükseltmek. Evet. Hani güzel bir şey söylediniz aslında. Hani nefsimize aslında güvenmemek. Evet. Başımıza gelecek her türlü olumsuz olaylara karşı da teyakkuz halinde bulunmak. Bunlar ruh sağlığımızı geliştirecek, maneviyatımızı yükseltecek. O kadar çok örnek var ki. Evet. Bununla birlikte pozitif olarak bakacak olursak yine spor yapmak, belki yüzmek. Evet. Kendi hobilerimiz varsa hobilerimize bir gün ayırmak ya da çoğaltmak vesaire vesaire. Bunlar gerçekten o kadar olumlu şeyler varken, biz biraz önce de söylediğim gibi olumsuz bir şeye odaklanıp kendimizi ilerleyeceğimiz yerde baltalamak. Allah muhafaza bunu yapmayalım. Tabii biz daha çok olumlu olanlara yönelin, değil mi hocam? Evet, tabii ki, mutlaka. Olumlu olanları görmeye çalışalım. Mutlaka. Çünkü bakış açısı aslında hayatın kalitesini arttıran veya azaltan bir unsur. Olumlu bir bakış açısıyla yaklaşırsak, bir şekilde bir şeyleri daha iyi görmeye çalışırsak, tevazu sahibi olursak, daha çok hani anlamlı, kaliteli, güzel, maneviyat dolu bir hayat yaşamaya kendimizi aslında hazırlamış oluyoruz.
Şimdi yine söyleyebileceğim, maneviyatımızı aslında güçlendirmek için hocam. Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz, İslami olan kitapları okuyabilmeliyiz. Kendi maneviyatımızı da bu şekilde doldurabilmeliyiz hocam. Yardımseverlik, diyarganlık mesela. Hepsi bir bütün aslında değil mi hocam? Sonuçta dedik ya aslında insanı konuşuyoruz. İnsanı konuştuğumuz her yerde ne var? Öz saygı dedik, öz merhamet dedik. Çünkü insan merkezli baktığımızda yardımlaşma, iyilik dediğiniz gibi. Mesela zor zamanları konuştuk. Yakın zamanda yaşadığımız bir deprem var. Bu arada ben size başsağlığı diliyorum. Hakikaten ederim. En zor zamanınız şimdi sizin bu zaman. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bununla psikolojiyle hakikaten baş etmek çok zor olsa gerek. Tekrar geçmiş olsun diyorum size. Başınız sağ olsun. Hocam eklemek istedikleriniz mutlaka vardır bu konuda da. Yani bu konu açıldığında hakikaten konuşmak benim için çok kolay olmuyor. Bugünkü ruh halinizden ben onu hissettim, anlıyorum. Kayıplarımız oldu. Maddi manevi kayıpları olan birçok yakınım oldu, tanıdığım oldu. Yani işte maneviyatın ne kadar önemli olduğunu bu zamanlarda daha iyi anlıyoruz. Çok sayıda kayıp yaşandı. Çok büyük bir doğal afetle imtihan olduk. Ama bu Rabbimizin takdiri, ondan gelen bir şey. İşte bu noktada maneviyatı hayatımızın temeline yerleştirmek çok önemli. Sabır göstermek, rıza göstermek, isyan etmemek, onunla razı olmak. Ama bu demek değil ki yani bir yanlış yapıldıysa bir şekilde onun cezası verilmesin demek değil. Yani o yanlışları mümkün olduğunca tekrarlanmaması için adımlar atmak. Gayret göstermek. Ama bir şekilde yani sonuç olarak hani bu oldu. Elimizde olan bir şey var. Bunu değiştiremiyoruz. Bunun değiştirilmesine yönelik bir adım atamıyoruz. Ama bu noktada ne yapabiliriz? Kendimizi güçlendirmek adına bu travmayı bir şekilde bu acıyla bu travmayla başa çıkabilmek, daha kolay üstesinden gelebilmek adına işte manevi kaynaklarımızı, hayatımızdaki anlamları nasıl sarılabiliriz? Hayatımızdaki anlamları nasıl bulabiliriz? Mesela benim yakınlarım, birinci derece yakınlarım, çok şükür hani onlar hayattalar ama birçoğu maalesef hani evinden, yaşam alanından oldu. Şimdi bu da çok önemli bir kayıp ama bazen yaşadıklarını bile şükrettiğimiz anlar oldu hakikaten. Yani bu noktada işte maneviyat burada devreye giriyor. Yani o çok şükür hani diyebilmek. Evet, bir şeyler gitti, birçok şey gitti, birçok şey değişti. Çok farklı artık, çok farklı bir hayat yoluna girdiler. Yani akşam uyudukları evlerinden sabah bir şekilde enkaz olarak, enkaz altında uyananlar oldu. Bunlar çok hakikaten acı imtihanlar. Ama yani bunu çok fazla sorgulamak yerine tevekkül etmek, hayattaki farklı anlamları bir şekilde işte sarılmak. Mesela kalan hayatı devam eden kişilerle daha sıcak ilişkiler kurmak. Belki hani bir şeylerin değerini daha çok anlamak. Bu sadece o deprem bölgesinde depremi yaşayan insanlar için geçerli değil. Aslında bu insani olarak ciddi bir mesaj alınması gereken bir durum diye düşünüyorum. Yani belki farkında olmadığımız şeylerin farkına varmamızı sağlayan bir mesaj, bir imtihan olarak düşünüyorum ben bunu. Böyle ele almak gerekiyor. Yani hani ne bileyim, evimizde çok mutlu değilsek, o evi beğenmiyorsak aslında başımızı sokacak bir yerin ne kadar önemli olduğunun farkına varmak. Kesinlikle. Bir sıcak çorba içebiliyorsak bunun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmak. Çünkü benim ailem bizzat yaşadılar bunu. Yani 3 gün, 5 gün yemek, bırakın yemeği, su bile, bir yudum suya bile ulaşamadıkları günler oldu. Yani bunların değerini anlamak, işte hayatta anlam dediğimiz şey, küçük şeylerle mutlu olmayı becerebilmek aslında.
bir nevi de o zor zamanlarda işte bu psikolojiyi toparlayabilmek, evet. Maneviyatın güçlü olması. Evet. Maneviyatınızı güçlü olmasaydı eminim daha zor atlatacaktınız. Bunu vurgulamak için aslında sordum bunu size. İçeride daha yayına girmeden oturduğumuzda geçmiş olsun dediğimizde işte dediğimde konuyu açtığımızda dediniz ya çok hoşuma giden bir cümle kullandınız. Biliyor hocam yaşanması gerekiyordu ve yaşandı. Evet. Allah'tan geldi diyecek bir şey yok. Evet. Başım gözüm üstüne diyoruz. Evet. Hakikaten Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin, önce amin. Size tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yakınlarınıza başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Vefat edenlerinize de rahmet diliyorum Allah'tan. Varsa hocam eklemek istedikleriniz, süremizin sonuna gelmişiz. Biliyorum çok zor bir yayındı sizin için de. Evet. Varsa toparlayacaklarınız hocam. Yani rica edeyim. Genel olarak söylemek istediğim birçok şey ifade ettiğimi düşünüyorum. Ama hakikaten maneviyat hem psikolojimizin sağlam ve sağlıklı olması açısından hayatımızın her noktasında olmalı. Çünkü bir anlam bütünlüğü sağlıyor hayata yönelik. Maneviyatımız ne kadar güçlü olursa hayatta yaşadığımız bir takım olumsuzluklarla baş etme gücümüz, baş etmeye yönelik takatimiz daha çok oluyor. O yüzden maneviyatı güçlendirmeye yönelik kesinlikle daha çok adım atılmalı ve bence bu konunun üzerine de daha çok konuşulması gerekiyor. Daha çok yer almalı özellikle medyada, sosyal medyada. Çünkü sadece maneviyat dediğimiz şey hani bir dini inanış biçimini kapsamıyor. Evet. Hayat aslında hayatın temeli bir maneviyat. Çünkü insanın fıtrat olarak bütünlüğünün içinde hep var olan bir şey maneviyat. Ez cümle hocam şöyle söyleyebiliriz aslında. Lüzumsuz işlerden uzak durmak. Yani bizim meyelani dediğimiz o işlerden uzak durmak ve ruhumuzu doyuracak, ruhumuza iyi gelecek işlerle başka alışkanlıklar edinmek hayatımızı daha anlamlı hale getirecektir diyeyim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten farkındayım. Çok zor bir yayındı sizin için. Sağ olun. Beni de etkiledi işin gerçeği. Çünkü gerçekten o acınızı, o hassasiyetinizi derinden hissettim. Sağ olun. Genelde hissettik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Böyle bir felaketler diyelim. Amin. Değerli izleyenlerimiz, biz bu hafta psikolog, uzman psikolog Sayın Zeynep Bayrak hocamızla ruh sağlığı ve maneviyat ilişkisini konuştuk. Haftaya inşallah farklı bir konu ve konuğumuzla görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.